Canlar merhabalar Osmanlı Kültürü Oygarlığında son bölüm bilim ve fikir hayatına ilim erbabına bakacağız yine ÖSYM'nin sevdiği hususlardır bazı sorgulanan bilim insanlarımız var ki bunlar da genelde zaten en meşhur, en bilinenlerdir. Ve yine benzer şekilde sorular bir kez daha bir kez daha tekrarlanabiliyor. İşte Piri Reisler, Katip Çelebiler özellikle, işte Ali Kuş, Akşem Settinler bu formatta e, meşhur isimlerle ilgili yol almakta fayda var. Bunların böyle kitaplarını böyle bir dünya notları var, kitaplar var. Bunları ezberlemeye kalkmayın. Böyle birkaç tane meşhur ön planı olan kitaplar vardır. Belki onları paylaşacağım ben sizlerle zaten. Hep söylüyorum yani ÖSYM e bir ismi bir olayı sorarken genellikle onunla ilgili birden fazla bilgi vermekte. Bu bilgilerden birisi belki uç detay olabiliyor ama bir tanesi de emin olun o isimle veya olayla ilgili çok meşhur bir bilgidir. O yüzden böyle her şeye bodoslama dalıp nöronları yakmayalım diyorum. Ve Türk toplumunun nöronlarını yakan bir alanla matematikle devam ediyorum arkadaşlar. En sevdiğimiz değil mi? Öyle yani de sözel kardeşler. Matematik alanında birkaç tane baba tip var bunlardan birisi Ali Kuşçu. Ali Kuşçu hatta bilirsiniz aydaki kraterlerden kraterlerden birisine Ali Kuşçu'nun adını verecek araştırmacılar ki aslında var bayağı isim i̇bn Sinanlar, Farabiler, Ulu Belhata, Halil Edip adı varın bile. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Atatürk'ün adını taşıyan kraterler var ki ne bileyim yani Ali Kuşçu anla o bağlamda böyle batı tarafından da kabul gören baba isimlerden birisidir. Fatih zamanında Ali Kuşçu ee, Akkoyunlar tarafından e, Fatih'e gönderilen bir elçiyken Fatih'in transfer teklifi üzerine elçilik görevini tamamlayınca İstanbul'a gelecek ve Ayasofya medresesinde müderris olarak çalışmalarına devam edecek. Osmanlı devletine hizmet edecek ki Osmanlı'da matematiğin kurucusu diye kabul edilmekte. Risale-i Fil Muhammediye attığı bir eseri varmış ki çok önermem ben matematiğin kurucusu. Ulu Bey Meclisesi'nden Orta Asya'dan transfer edilen bir isim Osmanlı'da. Kim o? Ali Kuşçu. Bu kadar. Matrakçı Nasuh. Bunu hatırlarsam Minyatür sanatında bir önceki ders konuşmuştuk. Çok yönlü bir isim. O yüzden bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kanuni döneminde yaşayan bir zat-ı muhterem. Matematikle, astronomiyle, minyatürle, tarihle dahi meşgul olan bir isimdir. Matrakçı nasıl? Matematikçi kimliği de ön planlıdır. Eseri bakımından o minyatürde konuştuğumuz Beyani Menazili Seferül Iraken o minyatür kitabını kurak dolgunluğu olması bağlamında belki önerebilirim. Monla Lütfi diye bir zat-ı muhterem var. Bu da yine matematikle ve hicivleri edebiyat alanındaki çalışmaları da ön plandadır. Ali Kuşçu'nun öğrencisidir kendisi. İkinci Bayezı zamanında yazmış olduğu hicivler siyasal eleştirilerden dolayı idam edilen isimlerden millet olacaktır. Kadı Zade Rumi diye bir isim var ki bu evet Türk e, ilim erbabından. Osmanlı da anıyoruz ama aslında Osmanlı üretmedi. Osmanlı devletinde Bursa kadısının oğluyken İlim tahsil etmek için yollara düşecek ve ta Orta Asya'ya Semerkant'a edecek ve Semerkant medresesinde ölünceye kadar dersler verecektir Kadızade Rumu. Rumi muhtasar fil kitabına takılma. Kadızade Rumi işte matematiklerden birisi belki diye ismen göz aşinalı olabilir matematik erbabından değerli kardeşler. Bunun yanında gök bilimine, astronomiye bakacak olursak arkadaşlar birkaç tane meşhur isim var ki her dem potansiyeldir, potansiyeldir. Takiyüddin Mehmet. Gök biliminde, astronomide Türk tarihinin en önemlisinden birisi. Brahe gibi, Kepler gibi bazı gök gökbilimcileri var. Onlarla eşdeğer kabul edilen bir isimdir. 3. Murat zamanında 2. Selim ve 3. Murat döneminde yaşayan bir isim. 3. Murat zamanında ise 1577 yılında Osmanlı'nın ilk rasathanesini kuracak İstanbul'da. Gök bilmiş de gökyüzün gözlemlemi falan filan başlayacaklar öğrencilerle beraber. Işte ekliptik, ekvator arasındaki açıyı falan filan ölçecek hesaplayacak. Yani bayağı babalar gibi çalışıyor Takiyüttin Mehmet. O ara İstanbul'da bir deprem oluyor. Ee, ve İstanbul yıkılıyor tabiri caizse arkasından bir anda İstanbul'da ahali bazı kesimler homurdanmaya başlıyor. takit Mehmet ve öğrencileri göğü gözlemler iken melekler röntgenleri için Cenab-ı Allah bizi cezalandırdı. Ve bu musibete bu depreme neden oldular takit Mehmet ve Rasathanesi. Bir homurdanma işte halk böyle ayak kalkıyor falan filan ulema kesim şeyhülislam ve nihayetinde padişah 3. Murat'ın emriyle burası hatane kapatılıyor. Yetmiyor. Boğaz'dan top atışlarıyla orası tane yerle bir ediliyor böyle bir sıkıntı ki artık yavaş yavaş Osmanlı'da duraklama sinyallerinin geldiği, bilimde zihniyet dönüşümünün yaşandığının bir göstergesi olacak. Bu ismi biz yeter şekilde kullanamadık. Müthiş bir isimdi. Çağın ötesinde bir isimdi Takiyettin Mehmet her daim potansiyeldir lütfen hatırlansın. Bir Lagari Hasan Çelebi diye bir isim var. Lagari Hasan Çelebi bilirsin muhtemelen. E, bu roketle Gökyüzüne havalanan bir isim diye geçiyor. Hatta 300 metre kadar havalanıyor. Bakın 300 metre az bir rakam değil. İşte bir aparat geliştirecek. Böyle barut falan dolduracak içerisine. E, o barutla havalanacak. Ve e, paraşütvari bir aparatla da barut bitince denize, boğaza yumuşak bir iniş yapacak. Bu gösteriyi... Dördüncü Murat'ın çocuklarını sünnet şölenlerinde yapacak. Böyle herkesin gözü önünde işte Lagari Hasan Çelebi göğe yükseliyor ve yavaş yavaş iniyor yumuşak bir şekilde. Bunu alıyorlar denizden. Ee, sudan çıkmış balık misari. Dördüncü Murat'ın karşısına göz çıkartıyorlar. Tabi başarmış olmanın verdiği artistlikle biraz da ukalalıkla Lagari Hasan Çelebi. Dördüncü Murat'a hünkârım Semadan semadan size İsa'nın selamını getirdim diyecek. İsa peygamberin göğe çekilme olayı var ya malum. Böyle bir gönderme yapacak burada artist artist. Dördüncü Murat bunu alkışlayacak işte keselerle altına boğacak takdir edecek. Arkasından da ya sen çok biliyorsun kardeşim diye Kırım'a sürgüne göndereceğiz. Ve Kırım'da rahmetli olacak daha sonra Lagari Hasan Çelebi. Yine yani aynı dönemde bir Hezerfan Ahmet Çelebi var biliyorsunuz. Hezerfan çok bilgili bin bilgili çok bilen anlamında bir kavram bir terim. Hezarifan Ahmet Çelebi'ne 4 uğrağı zamanında bu Galata Kulesi'nden Üsküdar'a doğru yaklaşık 3000 metre kadar yapay bir kanat takarak uçacaktır. İlk uçan insan diye geçiyor Osmanlı tarihinde. Lagari roketle yükseldi. Hezarfan kanatla uçtu. Uçtu diye geçiyor Osmanlı tarihinde değerli kardeşler. Bütün kitaplarda geçen verilerdir. Biliyorsun muhtemelen zaten bunları GK bakımından da kulak dolgun olsun genel kültür bakımından. Tıp dediğimiz zaman ÖSYM'nin sorduğu sorulardan birisi Akşemseddin. Akşemseddin ne diye sorulmuştu? Fatih'in hocasıdır. Fatih'in hocalarından birisidir Akşemseddin. Tıpla meşgul olan bir isimdir. Mikrobun ilk kaşifi, ilk keşfi falan diye geçer ama bu biraz bence iddialı bir söylemdir. Yani keşif falan denden birebir somut bir şekilde ortaya koymak akta gelecek ki bu daha sondan çıkar karşımıza. Akşemsettin yaptı şudur. Hatta ondan önce de bu tarz tanımlamalar var İslam aleminde. Maddetül Hayat adlı kitabında Akşemsettin diyor ki işte havada uçuşan pamukçuklar, pamukçuklar insanı hasta eder diyerek bir tanımlama yapıyor. Yani bunu keşif diye anabilir miyiz bilemiyorum ama kaynaklarda böyle geçebiliyor. Mikrobun ilk keşfi Maddetül Hayat. Maddetül Hayat ilginç olabilir. Akşep kulak dolgun olsun diyeceğim. Bir ÖABT tarih sorusu sorgulanmıştı. Yine herden bir potansiyeldir bence. Sabuncu Olu Şerafettin. Fatih döneminde yaşayan doktorlarımızdan, tıp alimlerinden Mücerrep Nameh adlı bir eseriyle Cerrahiyetül Haniye adlı eseriyle meşhurdur biraz. Ee, burada e, kitap isimlerinin bir göz aşinalı olmasını önereceğim. Öncelikle Cerrahiyetül Haniye minyatürle, resimle e, ameliyatları yapmış olduğu ameliyatları anlattı bir kitaptır. Şöyle kestim, böyle biçtim, böyle diktim diye adam minyatürle e, ...resimli bir şekilde yapmış olduğu ameliyatları anlatacak değerli kardeşler. O yüzden ilk Türkçe cerrahi kitap ve resimli cerrahi tıp kitabı diye geçebiliyor. mücerrepname ile Cerrahiyetül Haniye kardeşler. Kulak dolgun olsun. Altunizade diye bir isim var. Hatta İstanbul'da bugün bu isimle alınan bir semte var biliyorsunuz. O Altunizade, bu Altunizade. Fatih döneminde yaşayan yoruluklardan... Ee, üroloji e, uzmanlarındandır. Özellikle o alanda ön plana çıkmıştır Altunuzade. 1400'lerden bahsediyorsunuz. Bakın o dönemde hastalarına sonda takarak idrara çıkışını kolaylaştırıyor. Şimdi bugün sonda biliyorsun hemen hemen tüm ameliyatlarda hastaya işte birkaç gün en azından ayağa kalkmasın diye sonda takılır tüm ameliyatlarda hemen hemen. Bugün çok böyle pratik ve kolay bir olaydır ama bundan 500 yıl önce 1400'lerde bu sonda işlemi önemli bir olay bence. E, ilmi açıdan zadenin vardığı noktaya göstermesi bakımından ilginç olabilir. Celalettin Hızır diye bir hocamız var. Yıldırım Bayezid zamanındaki o ilk şifahanede tabip, doktor olarak görev yapan birçok kaynakta Osmanlı'da bilinen ilk doktor diye geçen bir isim Celalettin Hızır. Kulak dolgunu belki olabilir ama Akşemseddin ve Savuncuoğlu özellikle hatırlanmalı. Bunun dışında tabii ki bilimlerin babası, bilimlerin en önemlisi tarihe bakacak olursak tarihçilere bakacak olursak buyurun kardeşler karşınızda. Öncelikle tarihçiye Osmanlı Devleti Şehnameci diyor ve yine bir sınav sorusuydu vakanüvis vakaları olayları kaydeden vakanüvis bunu sormuşlardı tarih yazıcılarına verilen isim diye sormuşlardı Seçenekler bağlamında kolay bir soru yapılan bir soruydu. Bilginize yüz ve Şehnameci tarihçi için kullanılan bir kavramdır değerli kardeşler. Bu konuda bir e, aşık paşa var. Osmanlı erken dönemde biraz da böyle hikayelerle destekli bir eser var. E, Tevarihi Ali Osman adında bir eseri var Aşık Paşa Zade'nin. Erken dönemle ilgili bizim birçok bilgi aldığımız temel kaynaklardandır Aşık Paşa Zade. Kulak dolgunu olabilir. yani bir Tursun Bey var mesela Fatih döneminde yaşayan ve tarihi Ebu'l-Feth diye İstanbul Fethi'ni anlattı bir kitabı var kendisinin ki yani İstanbul Fethi ile ilgili önemli başucu kaynaklarımızdandır Tursun Bey'in bu eseri. Naima, Naima Osmanlı'da ilk resmi vakanüs diye kabul ediliyor 17. yüzyılda. Naima tarihi kimindir? A. Naima. Hadi be. Böyle bir soru olmayacak. Naiba ismini e, tarihçilerden birisi diye hatırlamanızı önerebilirim. Yanında 19. yüzyılda sosyal bilimlerde müthiş bir isim var. Bunu mecelle falan diyeceğiz. Belki hatırlarsın hukuk alanında Osmanlı'da orada bir sorgulandı. Özlem'in sevdiği isimlerdendir. Hukukçu kimliğiyle, tarihçi kimliğiyle ön planda bir isim Ahmet Cevdet Paşa. Mecelleyi zaten gözünüzde gözüne sokacağız zaman gelince 19. yüzyılda. Tarihçi kimliği de mesela tarihi Cevdet Osmanlı tarihini anlattı eseridir. Yine kısası Enbiya, peygamberler tarihi Ahmet Cevdet Paşa'ya ait önemli bir eserdir. Hatta dil bilgisine e, daha dah bulaşacak öyle diyeyim edebiyat, dil bilgisi, filoloji belki öyle diyeyim. kavaid Osmaniye Türkçe yazılmış ilk dil bilgisi kitabı diye geçebiliyor. Ahmet Cevdet Paşa'ya aittir. Önemli bir isimdir. Ahmet Cevdet Paşa sorgulandı ve her daim potansiyeldir. İddisi Bitlisi, Enveri, Hoca Saadettin Efendi gibi, Abdullah Han Şeref gibi son vakanın üstüne geçer o da mesela. Bazı isimlerde var. Ben Ahmet Cevdet Paşa'ya dikkat et diyeceğim. Aşık Paşazade'ye Naima'ya dikkat et diyeceğim burada özellikle sevgili kardeşim. Coğrafyada ise şu gördüğünüz isimlerden hepsi sorgulandı. ÖSYM tarafından farklı sınav türlerinde. Ee, baba isimler ve her demde yine potansiyeldir. İşte Pir Reis'i bilmeyen yoktur. O meşhur bak şu gördüğünüz o meşhur dünya haritasını Pir Reis yaptı değil mi? Yine bir başka sorusu Kitab-ı Bahriye bunu da sordular. Denizcilik kitabı, Denizcilik kitabı, Kitab-ı Bahriye, Reis'e ait önemli meselelerden birisi. Seydi Ali reisi Hint seferlerinde anmıştık o seyahat damesi Hindistan'dan karayolla döndüğü 3 yıllık yolculuğunu anlattığı Miratül Memalik memleketlerin aynası adresleri bilin demiştik ve yine bilin diyoruz. Şefaat ya Resulallah diyeceğine rüyasında seyahat ya Resulallah dediği için yollara düşen ve 17. yüzyıl Osmanlı coğrafyası hakkında bize müthiş bilgiler aktaran Evliya Çelebi de herkesin malumudur. Eseri de seyahat name. Katip Çelebi birkaç defa arka arkaya sorgulandı mesela önemli isimlerden 17. yüzyılda Hacı Kafa falan diye de geçer mesela e, ee, Katip Çelebi. Batı dünyasında tanındığı bildiği isimlerdendir kendisi. Mesela bir Keşfi Zünun adlı bir eseri var. Bir bibliografik eserdir. Bilimsel anlamda bir bibliografya eseridir. Cihan Yuması coğrafya ilgili bir eserdir. Yine Düstur El Amel Halal. Amin dua gibi oldu. Islahatlarla ilgili yazdığı bir rapordur bu. Islahatlarda bu raporu Düstur El Sahel Halal raporunda anacağız. Bu rapor sorgulanmadı. Ama potansiyeldir bence söyleyeyim size. MEP kitabı da bunu anlıyor sevgili kardeşlerim. Velhasıl şu coğrafya diye andığımız isimler var ya. Pir Reis, Seyda Reis, Evliya Çelebi, Katip Çelebi. Vallahi billah bilinsin kardeşim. Çok soruldu ve yine sorulacak kardeş. Bunun yanında din, hukuk ve felsefe alanında bazı isimler var ki ben burada biraz 2019 MEP kitabında ön plana çıkan, yeni yeni piyasaya giren MEP kitaplarına giren birkaç ismi ön plana çıkarmak istedim. Mesela Kınalızade Ali Efendi. Ee, bu eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu birkaç defa 2015-16'larda almıştı bu ismi. E, ee, Kınazade Ali Efendi önemli bir aktör, önemli bir isimdir 16. yüzyılda. ahlak Ali, ahlak Ali adlı bir ahlak kitabı yazacak ve Türk tarihinde ilk ahlak kitabı diye anılacak bu kitap. Kınazade Ali Efendi ilginç olabilir. Yine 2019'da literatüre giren Taşköprüzade Ahmet Efendi. Taşköprüzade 16. yüzyılda yaşayan Osmanlı tarihinde ilk Osmanlı'da ilk bilim tarihçisi diye kabul edilen bir isimdir. Bilimlerin tasdifini yapan bir isim ki Mevzuatül Ulum adlı eseri bu bağlamda meşhur olabilir. Taşköprüzade bilim tarihçisi Osmanlı'da aman dikkatlerim. Yanyalı Esat Yan yan saat böyle göz kırpıp duruyor oradan bana potansiyel bir isimdir değerli kardeşlerim. Yeni eklendi bu MEP kitabına yine. Lale devrinin en önemli ilim insanıdır. Bakın ÖSYM Lale devrinde divan edebiyatçısı Nedim'i sordu. Minyatürcü Levni'yi sordu Lale devrinde. Bu bağlamda bilim insanı bakımdan yan yana saat Efendi de güzel bir soru olabilir. Aristo eserlerini dönemin Türkçesine tercüme edecektir. Hatta dönemin alimlerince muallimi salis, muallimi salis, üçüncü öğretmen diye anılacak yan yalı esat efendi değerli kardeşler ilginç olabilir diyorum. Bu muallimi salis Türk İslam tarihinde İbn-i Sina içinde kullanılabiliyor. Bu tarz sıfatlar kişi özel değildir. Bakın söyleyeyim size benzer sıfatlar farklı yüzyıllarda farklı isimler içinde kullanılabiliyor. Şaşırmayın o yüzden muallimi salis diye lale devrinde anlayacak yani Esat Aristo'yu Osmanlı Türkçesi'ne tercüme ettiği için. Bunun yanında bir molla fenari İlk Şeyhülislam demiştik. Kanun'un döneminde uzun yıllar Şeyhülislamlık yapan ve hukukçu kimliği ön plan olan Ebu Suud Efendi. ilk müderris diye adı geçen Orhaniye Medresesi'nde Davudu Kayseri. Yine Zembilli Ali Efendi, İbni Kemal gibi önemli Şeyhülislamlar da din alimleri de karşımda çıkabiliyor. Ben yan yana Esad'a, Taşköprüzade'ye kınalı Zade Ali Efendi'ye bir tık daha dikkat etmeni önerebilirim arkadaşlar. Bakın hiç de az değil. Nereden baksan bir 12-13 civarında isime gönderme yaptık özellikle. Buna yarısı da hiç yoksa ÖSYM tarafından çokça sorgulandı. O yüzden yani ve bu isimlerin çoğunu da muhtemelen ilk defa benden duymuyorsun zaten. Duydun isimlerdir. Yani bu sınav hazırlığı değil. Televizyon programında bir sohbette duydun isimlerdir. Ve ben diyorum ki bu isimler üzerinden yol alın arkadaşlar. Ve liste yapıp birçok bilim insanı sıralamak onları tahtaya böyle yazıp ekranda göstermek kolaydır. Bunu yaparsın. Yaparsın. Ama bu ne kadar sınava ÖSYM mantığına uygundur? İşte bu bence tartışmalı. Ben sizlerin yersiz, anlamsız bilgilerle, çöp bilgilerle zihninizi meşgul etmenizi istemiyorum. Bazen öyle saçma sapan detaylara, ÖABT tarihte bile gelmeyecek olan detaylar görüyorum ki, arkadaşlarım bunlarla meşgul olduğunu görüyorum ki, bunlara daldığımız zaman, daha bilinmesi gereken olan temel bilgileri zihin bilinçaltına itebiliyor. O çöpler su yüzüne çıkıp önemli bilgiler altta kalabiliyor ve sınavda bunu kaçırabiliyorsunuz. Bu tarz yani bir tane belki kıldı tüydü yündü tarzı soru için zihninizi bu kadar yormayın diyorum, nöronlarınızı bu kadar yakmayın diyorum değerli kardeşler. Bununla birlikte baba bir bölümü Osmanlı kültür uygarlığını nihayet erdiriyoruz. Ne yapman lazım? Bu videoyu bitirdikten sonra bence oturup güzelce bir Osmanlı kültürü 3-5 saatte bir tekrar etmen lazım. Arkasından 3-4 farklı kaynağı yan yana getirip ki bunlardan birisi ideal tarih soru bankası olmalı bence. Bence Kimin yazarı? Birol Yetimoğlu. Birol Yetimoğlu tamam mı canlar? 3-4 kaynağı yan yana getirip abi bir 200 civarında Osmanlı kültürü sorusu çözerek bunu pekiştirmeni ben tavsiye ediyorum değerli kardeşlerim. Bu tekrar yapmayıp 200 soru çözmeyen arkadaşıma da ne yapmayacağım? Hakkımı helal etmeyeceğim. Hadi geçmiş olsun. Bir dahaki ders görüşmek üzere.